Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Fenerbahçe hani kelimenin tam anlamıyla dolu dizgin gidiyor. 13 maçta 13 galibiyet. 6 tane lig maçında puan kayıpsız giden bir Fenerbahçe. Gerçekten de dün akşam oynanan maçta oyunu sadece 20 dakika içerisinde bitiren bir sarı lacivertli ekip gördük. Tabii Avrupa'da da yine keza aynı şekilde dolu dizgin gittiğini söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de işler yolunda görünüyor. Tabii ki bu işlerin yolunda olmasının sebebini şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle İsmail Kartal'dan bahsedelim. Gerçekten iyi bir ekibi iyi bir şekilde yönetiyor, onu söyleyelim. Yani şunu vurgulayalım, bir klasik 11 oluşturdu. O 11'den mümkün olduğu kadar uzaklaşmamaya çalışıyor. Tabii ki ben size bir iki tane gelişme var, onlardan da bahsedeceğim. Özellikle Szymański konusundan biraz bahsedeceğiz. İsmail Yüksek'ten biraz bahsedeceğiz. Bazı oyuncularla ilgili sürpriz gelişmeler var, onlardan bahsedeceğiz. Sonuç itibariyle yani Fenerbahçe'de biraz önce şu maç ve sonrasına bakalım. Diğer tarafına da bir şekilde bakacağız. Çünkü Avrupa basınında Fenerbahçe artık öne çıkmaya başladı çok net bir şekilde. Onu vurgulayalım. Ve devam edelim. Ha, bir de Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür edeyim. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz Fenerbahçe videolarını biz de öne çıkartmış oluruz diyelim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de ideal bir kadro oluşumu gerçekleşti demiştim. Mesela bu ideal kadronun içerisinde Ciku Bekao ikilisi, ön tarafında da İsmail Fred ikilisi, arkada kalede bir mükemmel kaleci Livakovic, böylece de enteresan bir gelişme oluştu. Yani şöyle söyleyeyim, hep söylenir bir omurgadan bahsedilir. Genelde omurganın sağlıklı olmasından bahsedilir. İşte o omurganın en arkasında Livakovic, önünde Ciku ve Bekao, onların önünde İsmail ve Fred, en önde de Dzeko gibi gerçekten de bir omurga oluşturabilecek bir yapının olduğunu söyleyelim. Ve tabii ki bu noktada Fenerbahçe'nin oyun anlayışı olarak da önde olduğunu, şu manada 20 dakikada ön alan baskısıyla 3-0'a maçı getirebilme becerisi de önemli bir konu olduğunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki bu gelişmeler Avrupa'da bazı teknik adamların ve takımların dikkatlerini Fenerbahçe'ye çevirmesine de neden oluyor. Bunu da özellikle vurgulayabiliriz. Yani bütün oyuncular gündeme gelmeye başladı ama birkaç oyuncu çok daha farklı noktada. Geçen sezonla bu sezon arasında kıyaslama yapmak istemem ama bir gerçeği söyleyelim. Geçen sezon Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaybederken Galatasaray'dan tam 15 gol fazla yemişti. Oysa bu sezon iki takımın da 3'er gol yediğini, Fenerbahçe'nin 13 gol attığını söylersek durumun ne olduğunu özetleyebiliriz. Beşiktaş ve Trabzonspor'un golleri, mesela Beşiktaş eksi 1'de, Trabzonspor 13 atmış 9 yemiş ki çok yediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani bütün buna baktığımızda Fenerbahçe o eksiğini, savunma eksiğini gidermiş. Ön alanda zaten gol atıyordu. O gol atma sürecini de devam ettiriyor. Yine ligin çok gol atan takımlarından biri hüviyetini barındırıyor üzerinde. Şimdi bir yandan da tabii şunu da vurgulamak lazım. Bazı oyuncuların sözleşmeleri biteceği için önümüzdeki seneye yönelik çalışmalar da devam ediyor. Doğaldır bu. Scout çalışmaları da devam ediyor. Peki bu oyuncular kim? İlk bakışta kimler var gündemde? Gitme ihtimali yüksek. Mesela Joshua King çok da fazla süre alamıyor ama zaman zaman İsmail Hoca onu kullanıyor. Fenerbahçe kariyerinde 35 maçta 8 gol 5 asist yapmıştı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek.
ve sözleşmesi uzamayacak oyunculardan biri olarak görünüyor. Mert Hakan konusunda onun da 2024'te sözleşmesi bitiyor, belirsizlik devam ediyor. Zaten Luan Perez'in sözleşmesi var ama sözleşmesini feshetmek adına büyük bir uğraş, zaten çaba sarf ediliyor ki onun da 23 maç 1 gol 1 asisti var. Gerçekten de talihsiz sakatlıklar da yaşadı. Crespo konusu son maçta da hemen bakmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla son maçın kadrosunda da olmadı. Yani o noktada neden Fenerbahçe onu tekrar geri çağırdı? O manada da çok net bir şeyler söylemem mümkün olamadı, olamayacak. Çünkü onu çağırması enteresan gelmişti bana. Hemen bakıyorum ki bir kez daha check edelim. Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Michy Batshuayi, Bartu Elmas, Samet Akaydın, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayır, Crespo yok. Zayt zaten sakattı, onu da söyleyelim. Yani Crespo ile ilgili tasarrufun da bir şekilde olacağını söyleyebiliriz. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Lincoln Henrique'nin bir talihsizliği var. Batshuayi'nin 2024'te sözleşmesi bitiyor. Bir yıl uzatma var. Bence Batshuayi de biraz problem yaratan oyuncu olarak kalma durumunu kendisi zorlaştırıyor diyebilirim. Hemen şöyle devam edelim. Tabii Fenerbahçe'de hep tartıştığımız konu, ilk günden bu yana şunu tartışıyorduk. İşte 6 numara meselesi ne olacak? Ve ben de şunu söylüyordum. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin 6 numarası ve onun oynadığı maçlar Fred'i de rahatlatacak demiştim. İşte o İsmail Yüksek sadece bizim dikkatimizi çeken bir oyuncu olmadı. Alman liginden Bayer Leverkusen kendisini yakın takibe aldı. Scoutlar gönderiyor, izlettiriyor. Ben 1-2 Alman takımının daha takip ettiğini biliyorum. Yani İsmail Yüksek'le ilgili ciddi bir transfer gelişmesi olabilir. Bu da Fenerbahçe için bir olumsuzluk. Neden söylüyorum? Ciddi bir rakam gelirse, Fenerbahçe satmak zorunda kalırsa elinde hiç 6 numarası kalmayacak. Onu da vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından çok çok değerli bir 6 numara bulmanın öneminden bahsetmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynayacağı karşılaşma pazar günü saat 16'da başlayacak. Ondan da küçücük bir not olarak belki bilmeyenler için söyleyebiliriz. Evet, Jorginho konusu oynamıyor biliyorsunuz. Çok da fazla süre alamıyor. Hemen onunla ilgili net bilgileri de verelim size Jorginho konusunda. Çünkü Fenerbahçe'nin gündemine yaz transfer döneminde de girmişti. Olmadı. 6 maç 167 dakika oynamış. 4 Premier Ligi var. Sadece 63 dakikası var 4 Premier Lig'de. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Dolayısıyla Jorginho konusu Ocak ayında tekrar masaya yatırılacak diye söyleyebiliriz. Onu da özellikle söyleyelim. Hele İsmail Yüksek'in böyle transfer teklifleri aldığı bir ortamda net bir şekilde bu gelişmenin olacağını vurgulayalım. Ve devam edelim. Gerçekten de Fenerbahçe Galatasaray'la girdiği bir yarışın sonunda da sonunda almıştı oyuncuyu. Sebastian Szymański'den bahsetmemiz gerekiyor. Szymański oynadığı her maçta biraz daha yukarıya doğru çıkıyor ve İngiliz basınında yer alan haberlerden bahsetmeden önce 13 maçta 7 gol 4 asistle tam 11 gole doğrudan tesir ettiğini vurgulamak istiyorum. Bu gerçekten de çok önemli bir konu. Bunun da ötesinde modern bir 10 numara görüntüsünü çok net bir şekilde vurguluyor. Ne demek istiyoruz? Goller atıyor, asistler yapıyor ve savunmasının arkasından en az 2 tane top çıkarttı Başakşehir maçındaki. Bunlar da işin artı tarafı. Tabii ki bu olay, hep söylüyorum, bazı şeyler bizim dikkatimizi çektiği gibi Avrupa'daki scoutların da dikkatini çekiyor ve şu anda onunla ilgili 3 takımın İngiltere'den 3 takımın yakın takipte olduğu bilgisi geldi. Zaten Fenerbahçe alırken de biliyorduk. Yani bu oyuncu 20 milyon euronun üstüne çıkar diye. Bunlardan bir tanesi Newcastle ki Arap sermayesi çok ciddi bir şekilde para açabilir, çıkartabilir. Arsenal ikinci takım, üçüncü takım Klopp'un takımı Liverpool. Yani Klopp da kesinlikle Szymański'yi önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istiyor. Yani şöyle bakabiliriz, Fenerbahçe'nin Szymański'yi
tutabilme olasılığını çok yüksek göremeyiz. Çünkü Szymanski oynadığı maçlarda gösterdiği performansla her geçen gün yükselen bir değer olarak çıkıyor. Zaten bazı oyuncular, Tadic'tir ki bugün yine basına yansıyan bir haber var. Tadic'in eninde sonunda Ajax'a döneceği ama herhangi bir paniğe gerek yok. O birkaç yıl sonra teknik kadronun içerisine döner diye bir haber var. Tadic için böyle bir durum söz konusu değil ama Dzeko için, Szymanski için, keza benzer şekilde İsmail için, stoper bölgesindeki oyuncular, Ferdi için, yani Fenerbahçe'nin bir de klasik tabirle asetleri de var. O asetleri de en iyi şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.